Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenlere. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz teknik direktör Metin Diyadin olacak. Metin Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar Salim. Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam heyecan devam ediyor. Ancak bir milli takım arası oldu. Milli takımımız Galler ve İzlanda ile karşılaştı. Vincenzo Montella'nın yönetimini beğendiniz mi? Her iki maçta toplamda 4 puan kazandık. UEFA Uluslar Ligi 4. grupta. Yorumunuz nedir hocam? Valla Galler maçında beklenenin altında oynadım. Düşünüyorum bir de takımın. Mağlup olabilirdik. Çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. O grupta da rakibimizin de Galler olduğunu düşünüyorum. İkinci maç gayet iyi oynadık. Özellikle santraforlu, merkez santraforlu oynamanın avantajıyla beraber de Arda Güler'in de ben gerçek yerinde oynadığını düşünüyorum. Onun için tabii İzlanda'la Galler aynı rakip değil güç olarak. Bunu da değerlendirmeye almak gerekir diye düşünüyorum. Yani Galler daha iyi bir takım. O maçta çok beklenmeni verememiştik ama bir puan çok iyi oldu. İzlanda maçında da zaten rakipten çok iyi bir takımız. Oyuncularımız da öyle. Ve gayet de iyi oynadık. Özellikle Arda'nın olsun. Umut'un da tipik bir santrafor olduğu için santrafor oynamanın avantajı da ortaya çıkmış oldu bu sistemde. Çünkü herkes kendi bölgesinde oynamış oldu. Yoksa Barış'ı öne al, önde top tutamayan sadece arkaya koşu yapan bir oyuncu profili. Arda Güler'i kenara aldığınızda rakip beki takip etmekten istediği gibi performansı olmuyor. Yani iyi oynadığı zamanın da üstünde bir kalitesi var. Ama kendi bölgesinde oynadığı zaman bu maçta olduğu gibi daha verimli. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Son maçtaki diziliş itibariyle söyleyeyim. Oyuncular değişebilir ama sistem olarak özellikle benim bakış açımdan merkez santraforlu ve arkasında Arda Güler. Bu iki pozisyon çok önemli diye düşünüyorum. Böyle olduğu zaman uzunsal olarak çok daha iyi oluyoruz. Benim tespitlerim böyle. Rakibimiz de Galler. Eğer ikinci maçta kendi evimizde Galler'i yendiğimizde de zaten grubu birinci olarak bitiririz diye düşünüyorum. Hocam dün Fatih Akgel'le röportaj yapmıştık. Fatih Hoca da aynı şeyi söylemişti milli takım özelinde. Son 20-25 yıldır milli takımımızı incelediğimizde santraforla oynayan bir yapımız var ve ülke futbolu olarak, taraftar olarak bu futbol yapısını benimsedik ve seviyoruz demişti. İzlanda maçında bilindiği üzere Umut Nahir'le başladı teknik direktör Vincenzo Montella. Sonrasında Kerem Aktürkoğlu 3 gol attı, hat-trick yaptı. Basın mensuplarıyla soru cevap şeklinde ilerlerken Montella maçtan sonra Kerem'i 9 numara oynattım. Bugün 3 gol attı. Son 10 dakika 9 numara pozisyonunda Kerem vardı dedi. Ya ben çok katılmıyordum. Çünkü şöyle, ben Avrupa Şampiyonası'nda yerinde takip ettim. Evet. Yani biraz iyi sonuçlar aldık gibi görünse de oyuncular olarak kalitemizin altında kaldığını düşünüyorum ben, evet, Avrupa Şampiyonası'nda. Anlamında. Çünkü bu orada yine forvetsiz, yani santraforsuz Arda Güler kenar. Ben Arda Güler'in kenarda kullanılmasına karşıyım. Çünkü rakibin bekini bu yetenekteki bir oyuncuya, pozisyonu da değil, kanat oyuncusu da değil, takip ettirmek, zaman zaman da tek forvet gibi önde bırakmak, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Arda Güler'i oynatmam lazım ama yerde bulamıyorum. Bu sefer öndeki forvet oyuncusundan fedakarlık edip böyle daha defansif bir hal alayım, kalabalık orta saha alanı oynayayım diye. Oynadığımız maçlara da baktığımızda da ilk maçta da bir bakın, galip de gelsek, berabere kaldığımız maçlara da bir bakın. Oyuncu olarak
çok tatmin edici olmadığını düşünüyorum ben. Oyuncu kalitemizi kıyasladığımızda. Onun için bu soruya da böyle bir cevap vererek, daha önce yaptıklarım doğruydu. Burada da işte Kerem'in santrafora kaydı. Kerem zaten kenarda oynadığı zaman devam, en büyük avantajı da Galatasaray'da öyle gol üretmesinin de en büyük özelliği. Zaten kenar oynadığında devamlı içeri giren, arka direğe giren, defans arkası koşular yapabilen bir oyuncu. Yani bunu yani ilk defa yaptığı için bu yönde bir eleştiriye savunma mekanizması yapmış diye düşünüyorum ben Montella'nın. Evet, net bir şekilde savunmuş hocam kendisini. Savunma mekanizması. Zaman şöyle de bir cevap verebilir. Zaman zaman böyle oynayabiliriz rakibe göre. Zaman zaman forvetsiz oynayabiliriz, santraforsuz oynayabiliriz diye de bir cevap verilebilir. Problem yok. Ama biz teknik adamlar bazen maçtan sonra hata yaptığımızda da ya da maçın içinde ya keşke şöyle yaptığımız zamanları da yapsaydık gibi dönemleri de çok rahat söyleyebilmeliyiz yani diye düşünüyorum. Sonuçta milli takımında Avrupa şampiyonası gayet de iyi gidiyor yani. Çok evet. Da ego ya da kibir yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet, yani bu noktada hocam ifade ettiğiniz gibi bir mesaj bir şey var ama. Bunda bir yani ne var yani, umut olur, Cenk olur, illa umut diye değil yani. Cenk evet. Olabilir elimizdekilerden, işte Nestakat. Yani bu tip bir oyuncuyu oraya koyduğun zaman ben adım gibi eminim. Orada bir tane durduğu zaman rakip stoperleri karşılarken rahatsız eder. Orta saha oyuncuları, kanat oyuncuları o oyuncuyu çok rahat kullanabilir. Arkasında çok daha rahat hareket edebilir. Öyle oldu. Rakip gallere göre tabii ki, Portekiz'e göre tabii ki kalite olarak daha düşük ama bunun üzerinde oynanması gerekir diye düşünüyorum. İstisna maçlar hariç. Yani bazen sonuç almak, sonuç endeksi bir oyundur. Futbol saygı duyuyorum. Ama sonuç alırken de oyuncu kalitenizin için Arda Güler'in çok daha kaliteli olduğunu atıyorum. İrfan Can'ın olsun. Hepimiz biliyoruz bunu yani. Yani yeteneklerin ne olduğunu biliyoruz oyuncuların. En yüksek performansı alacağı mevkilerde oynatmak bana göre çok daha doğrudur yani diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Metin Diğer'den sohbetimiz devam ediyor. Metin hocam, milli ara sona eriyor. Maçlarımızı tamamladık. Hafta sonunda heyecan tekrardan başlıyor. Milli takımımızda da 3 gol atan, hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu. Son dönemde yıldızı barışmamıştı oyuncunun Galatasaray taraftarıyla. Zaman zaman tepkiler oldu. Sonrasında Avrupa'da transferin son gününde 13 milyon euro bonuslarla birlikte bir bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gitti. Bu noktada hocam performansıyla ilgili hem de tercihiyle ilgili neler söylersiniz? Kerem özelinde şöyle bir düşüncemi söyleyeyim. Biz kendi çocuklarımızı çok çabuk öğütüyoruz. Evet. Yani yabancı hayranlığı, ya bizde çok enteresan bir boyutta yani. Bu teknik adam olabilir, futbolcu olabilir. Yani en ufak bir performans düştüğünde örneğin Galatasaray'da işte Icardi'ye bir yorum yapamayan insanlar ya vardır ya, tepedekine ya da lidere bir şey söyleyemezsin. Şöyle derler yani, bu bütün sektörlerde, siyasette de öyledir, futbolda da öyledir, her şeyde öyledir. Lidere eleştiri yapamazsın başındakine. Dönüyorsun işte alttaki, ya işte yanlış yönlendiriyorlar gibi deriz yani. Ya bu iş sorumlusu odur. Yani liderdir yani. Alttaki çalışanlar ona tabidir. Burada da mesela kalede Icardi'ye bir şey diyeme, diğerine bir şey deme. Kendi çocuğuna bu Kerem olur, Demirbay olur, Aktürkoğlu olur. Fark etmez. Ya da Fener'deki oyuncular diyelim. Özellikle Trabzon'da. Kendi çocuklarımızda biz maalesef en ufak şeyde onlara yükleniyoruz. Kendi değerlerimizi, kendi çocuklarımızı sahiplenmede ciddi sıkıntımız var. Yabancı hayranlığımız 20 sene de önce de aynıydı, şimdi de aynı, devam ediyor. Çocuk rahatladı işte, gitti. Daha özgüvenli, daha rahat geldi. Emin ol, şu gitti psikolojisinin düzelmesinin büyük katkısı var. Benfica'ya gitti, Avrupa'da oynayacak. Geldi milli takımda çok daha rahat oynuyor. Onu bunu duymuyor. Eleştiri her zaman vardır ama
Yani bazı insanların bu Kerem olur, isim önemli değil. Bazılarına sürekli yüklenmenin, onun üzerinden yorum yapmanın, savunma mekanizması, kendini kurtarmanın, bu bireysel olur, camial olur, taraftar olur yapmanın bir anlamı yok ki ya. Çocuklarımız bu var, orada da yapacak. Benfica'da da ön plana çıkacak. Ya böyle zaten. Ama biz toplum olarak, kültür olarak kendi çocuklarımızı öğütmedi, üzerimize yok. Yani hocam direkt belirtelim. Ben de başarılı olacağını düşünüyorum. Yapılan hepsi transferler olur. Var. Sadece Kerem değil, emin ol. Hepsi olur. Arda gittik de oluyor. Öbürü, hangisi gitse olur ya. Ha, bazılarına da ya bazıların duruşundan ya da kendi özgüveninden dolayı farklı bir görüntü çizebilir. Kimileri de çok iyi çocuk derler falan yapar. Başka türlü sahipleniyoruz. Ama kaliteli, yetenekli oyuncunun da kendine özgüveni oyuncusunda davranışını diğeriyle beraber bir tutmamak lazım. Bu evet. Avrupa'nın her yerinde öyle. Yani Osimhen'ler olsun, yani bunlar Icardi'ler olsun, bu tip oyuncuları da yönetmek kolay değil. Ama kendi çocuğumuzu yönetmeye geldim mi aynı fedakarlığı ne teknik adam olarak, ne taraftar olarak, ne yönetici olarak aynı davranışı sergilemiyoruz. Yabancıyı idare ederken ediyoruz, kaprisini çekiyoruz ya da davranış biçimlerine katlanıyoruz. Ama yerli de oldun mu başka bir boyuta geçiyoruz. Yıpratıyoruz. Çocuklar da rahatlıyor yurt dışına gittiği zaman. Peki hocam, transfer süreçlerini takip ediyorsunuz. Size en heyecanlandıran transfer ve beklentinizin en yüksek olduğu isim hangisi Süper Lig'de? Ya tabii klasik olarak herkesin de ortak fikirde olduğu Osimhen transferi. Evet. Tabii çok farklı bir boyut oldu yani, o rakamlardaki oyunun gelmesi artık nasıl oldu bilmiyoruz tabii de. Tabii ki çok üst düzey bir oyuncu. Yani ne verir, ne katkı yapar. Onu süreç içinde göreceğiz. Ama oyuncunun kalitesi, futbolu tabii ki tartışılmaz. Ama önemli olan Türkiye'de vereceği verim, yapacağı katkıdır tabii. Özellikle ben Icardi'nin son 1-2 senedir ki performansından ya da fizik kalitesi zaten bana göre tabii yanlış anlaşılıyor. Bu büyük oldu, onda sıkıntı yok. Osimhen transferi Galatasaray'ın özellikle sezon başından itibaren hem yönetimsel hem takımın aldığı sonuçlar itibariyle bazı olayları da biliyorsunuz, ayrıntıya girmek. Camianın dip yaptığı yerde tekrar bir heyecan getirdiğini düşünüyorum. Yoksa eğer Osimhen'in gelişiyle taraftar, o da katkı vererek takım geçen yılki kimliğine bürünürse yarışın içinde olur. Bir hafta önce ben Galatasaray'ın yarışın içinde olacağını mesela düşünmüyordum, ama Osimhen'in getireceği katkı ya da camiaya vereceği pozitif enerji bu yarışın içine sokabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş bir takım olma olgusu içinde doğru hamleler yaptılar. O da o şekilde. Fenerbahçe'de zaten sezon başı hemen hemen tamamlamıştı. Bir iki rütüşünü yapıyor. Özellikle orta sahada zaten yapması gerekirdi. Fred'in falan olmadığı dönemlerde ciddi sıkıntıydı. Yani işte bazen de ya bir oyuncu yok deriz ya, ya bir oyuncudan mı oluyor, iki oyuncudan mı oluyor gibi deriz. Ama bazen bazı oyuncular bir oyuncu, bir 10 oyuncuya bedel duruma da gelebilir katkı olarak. Fred de böyle bir oyuncu performansında. O pozisyona da hem yanına beraber oynayabileceği zaman zaman olabilir ya da o olmadığında da o boşluğu dolduracak oyuncu anlamında da transfer yapıyor. Güzel bir yarış olacak. Trabzonspor artık tamamen farklı bir boyuta geçecektir, ama kadro kalitesi üç takımdan yarışabilir mi? Ben çok yarışabileceğini düşünmüyorum. Trabzonspor'da sen sormadan bütün takımlara geçiyorum, sağ olun. Evet hocam. orada da bir değişim var hocam. Evet, orada da bir değişim oldu. Hatırlarsan bir ay önceki yayında söylemiştiniz. Yine konuşmayı söylemiştim. Oradaki o enerji, Trabzon'da o enerji açığa çıktıktan sonra Abdullah'ın durma şansı yoktu zaten. Oynanan oyunda sonuçlar da zaten destekledi. Psikolojik bir defa her şey. Bir negatiflik girdin mi Trabzon'da onu pozitife çevirmek mümkün değil. Bunun sonucunda da bir değişiklik oldu. Şanona da
bu enerjiyi oraya getirecektir muhakkak. Ama ben geçen hafta da Eyüp Trabzonspor maçını canlı statta seyrettim. Evet. Ben Trabzonspor'un bu transferleri kimin yaptığını da merak ediyorum ben. Seyrettim. Şenol Güneş'in de bunu da yazın bir tarafa. Devre arası bugünkü kadrodan özellikle yabancılar bölümünden en az 3-4 oyuncudan çok rahat becerebilirse şimdi, beceremese devre arasında vedalaşacağını düşünüyorum. Aynı pozisyona 3 tane oyuncu almanın örneğin 6 numaraya orta sahaya hem Mendy hem Okay hem Skoçya'dan aldıkları oyuncu 3 tane 6 numara oyuncum var, 8 numaran yok. Yani böyle bir transfer bunda da yanlış anlaşılmasın. Sadece Abdullah Avcı bunu nasıl yaptı demem. Ben bilirim kulüplerde neyin nasıl işlediğini. Sadece teknik adam değildir. Yani bu transfer şeklinin Trabzonspor'a ekonomik de zarar olmuştur. Kadro planlaması olduğunda zarar olduğunu düşünüyorum. Ama Şenol Hoca ile muhakkak hem cami olsun hem kulüp disiplini olsun. Bunlar önemlidir. Farklı bir boyuta geçeceğini de söyleyebilirim. Ama oyun yine söylüyorum, Trabzonspor'un transfer politikası 2 yıldır hırvatlarla başlayan çok doğru hamleler değildir. Zaman içinde de yine söylüyorum, kesinlikle vedalaşacaktırlar bu tip oyuncular. En az 8-10 oyuncu 1,5 yılda boşuna alınmış olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Zaman bakalım, bugünü not alalım. Hocam dediğiniz oyuncu John Lundstram. Evet. Seyrettim de geçen hafta. Glasgow'dan geldi. Okay varken, Mendy varken ne gerek var? Git bir 8 numara al mesela. Orsic sakatlıktan çıktı diye opsiyon tanıyorum. Kenar oyuncusu rakibi, yani son seyrettiğim maçta tabii ciddi bir sakatlıktan çıktıktan sonra toparlamak zordu. Ama şampiyonla oynayacak takımın kenar oyuncusu gibi durmuyor. Diğer tarafta zaten Biska var, alternatifi yok gibi. Çözüm üretmek durumunda. Santrafor forvette de bu haftaya kadar orada da ciddi sıkıntı vardı. Ama bir iki takviyeyle aldılar zaten. Şenol Hoca'nın sinerjisiyle camiye de kabullenme tecrübesi. Oraya kulübe gelecek sadece futbolculara değil, kulübe gelecek ciddiyetini de biliyorum ben. Yani oradaki ciddi bir yapı oluşacaktır. Muhakkak daha iyi olacağı kesindir ama şampiyonluk için yeterli olacağını düşünmüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Metin Diyar'la sohbetimiz devam ediyor. Metin hocam, bir özel sorum var size. Uzun yıllardır teknik direktörsünüz. Süper Lig'de, birincilikte, ikincilikte, tüm liglerde çalıştınız ve önemli başarılar elde ettiniz. Futbolculuğunuz döneminizde de Fenerbahçe gibi önemli bir takımda oynadınız. Jose Mourinho Türkiye'ye geldi. Çok önemli bir teknik direktör. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3 kupayı birden kazanan tek teknik direktör. Önemli başarıları var. Maçları da takip ediyorsunuz. Bir teknik direktör olarak hocam, Jose Mourinho'nun bakış açısı, futbola bakış açısı size neler kattı? Vallahi şimdi bir şey söylerken konuştuğunuz tabii kariyer olarak çok yorum yaptığınız, eleştiri yaptığınızda ters algılanabilir ama problem yok. Teknik adamlık şöyle bir şeydir. Elindeki oyuncu kalitesi çok önemli. Yani teknik adam kim olursa olsun, sonuçta bu sahada futbolcularla oynanıyor. Futbolcuların vereceği katkı beceriyle olan bir şey. Teknik adam bunları doğru zamanda, doğru yerde ve doğru yönetmeyle daha çok ön plana çıkar. Jose Mourinho da çok üst düzey takımlarda çalıştı tabii daha önce. Oyuncu olarak söylüyorum. Burada da bizim ülkemize göre, ama Galatasaray'da da Fenerbahçe'deki oyuncular kalitesinde var. Beşiktaş'ta da var. Burada önemli bir tecrübedir. Ama çok 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 farklı anlamlar yüklemenin de çok doğru olduğunu inanmıyorum. Çünkü sonuçta sonuçlara gebe bir iş yapıyor. O da bütün teknik adamlar. Sonuçlarla var olacaktır. Ama ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonun en güçlü adayı olduğunu da söyleyebilirim. Ama bu sadece Jose Mourinho'dan kaynaklı değil. Özellikle de yapılan transferler hocam. Örneğin yani yanlış anlaşılmasın.
bizim kariyerimizle onun kariyerini yan yana bile koyamayız. Evet. Sıkıntı yok orada. Ama örneğin Göztepe maçındaki giden 2 puan da bizim bakışımızdan, lütfen yanlış anlaşılmasın. Skoru aldıktan sonra 2-0, 2 forvet devam edip mesela o maçı öyle bitirmemeli diye düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Ama o da bu ligi de öğrenecek. Bizim kendi ligimizde hasta var. Onun süreç onun lehine de işleyecektir. Yine söylüyorum, şampiyonluğun bu yıl en güçlü adayı bana göre Fenerbahçe. Çok teşekkür ederim hocam, değerli yorumlarınız için. Çok ederim. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Metin Diyadin'di. Metin Diyadin'le birlikte sohbetimizi gerçekleştirdik. Hemen hatırlatalım. Türkiye'de transfer döneminin bitmesine 2 gün kaldı. Cuma günü 00 itibariyle ülkemizde transfer dönemi sona eriyor. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Yaklaşık 48-12, yaklaşık bir 60-61 saatlik bir dilim var. Bunu ifade edelim. Şimdi araya gidelim, aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz birazdan Recep Uçar olacak. Teknik direktör Recep Uçar bizlerle birlikte olacak. Gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen sorular var. Onları da kontrol ediyorum sevgili dinleyenler. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Özellikle de Adana Demirspor'da transfer tahtası açılacak mı diye sorular geliyor. Bu sorularla ilgili net bilgim yok. Bunu söyleyeyim. Yüksel Şahin yazmış. Transfer açılacak mı Salim hocam? Bilgi var mı demiş. Son 60-61 saatlik bir zaman kaldı. Bu süre zarfında ödeme yapılırsa olabilir, fakat şu anda olumlu olumsuz hiçbir durum yok. Ben de sizler gibi bekliyorum. Evet, hattımızda konuğumuz, az önce anons etmiştim. Teknik direktör Recep Uçar. Recep hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Bizlerdeyiz. Çok çok sağ olun, kırmadınız, bağlandınız. Estağfurullah. Hocam, son olarak Süper Lig'de Kayseri Spor'da görev aldınız. Sonrasında lig devam etti. Yeni sezon başladı. Bu süreçte neler yapıyorsunuz hocam? Evet, geçen sene Ocak ayının sonuna kadar Kayseri Spor'da yaklaşık 5 ay bir görev aldım. Güzel bir maceraydı. Bizim için güzel bir çok iyi gittiği dönemler oldu. Maalesef sonrasında çok fazla oyuncu kadromuzdan kaybettik. Ve bunun neticesinde de belki arzu etmediğimiz sonuçların neticesinde bir ayrılık olmuştu, ama benim için Kayseri Spor her zaman özel bir hikayeydi ve özel olarak da kalacak. İyi anılar biriktirerek ayrıldığım, severek ayrıldığım, dostane bir şekilde ayrıldığım bir şehir, bir takım her zaman kalbimde yeri farklı olacak. Şu an oradan ayrıldıktan sonra tabii teknik direktör olarak mümkün olduğunca işimizde kalmak istiyoruz. Yurt dışı saatlerim oldu. İngiltere, Danimarka, Fransa gibi ülkelere gittim. Bulgaristan gibi. Bol bol maç izlemek, mesleğimizle alakalı maçlar takip edebilmek, bazı yayınları takip edebilmek, oyuncu izleyebilmek, gelişmeleri takip edebilmek. Şu anda yaptığımız o. Aynı zamanda da aileyle vakit geçirebilmek. Bu boş dönemde şu anda da öyle geçiyor. Hocam, kariyerinizde uzun yıllar Abdullah Hoca ile çalıştınız. Sonrasında Ümraniye Spor'da teknik direktörlük kariyeriniz başladı. Teknik direktörle ilk adımınız oldu. Önemli bir şampiyonluk. Sonrasında Süper Lig'de Kayseri Spor ve Ümraniye Spor'da mücadele ettiniz. Bundan sonra hocam, Recep Uçar'ın planlaması nasıldır? Buyurun hocam.
Şöyle, evet, teknik direktörlüğü Semtun olan Ümraniye'de başlamıştım. TFF 1. ligdeydi. O zaman 15. sırada aldığımız bir takım. Ertesi sene gelen şampiyonluk Süper Lig süreci, sonrası Kayseri Spor süreci. Son 2 yılı Süper Lig'de geçiren bir teknik adamım. Bundan sonra da kendi planlamam, her ne kadar bazı teklifler de olsun, sezon başı gerek yurt içi gerek yurt dışında TFF 1 takımlarından, ama ısrarla onlara da belirttim ki Süper Lig'de devam etmek istiyorum. Süper Lig'de inandığım, başarılı olabileceğimi düşündüğüm bir takımda tekrar görev alıp kendi adımıza doğru işler yaparak orada tekrar başarılı bir sezon geçirmek. Kariyerime en azından şu anki bundan sonraki adımın Süper Lig'de hedefe ulaşabileceğini düşündüğüm bir takımda sahne almak istiyorum. Kariyerime o şekilde devam etmek istiyorum. Sevgili buyurun hocam. Evet, bu kadar. Bu kadar. Hocam şunu da sormak istiyorum. Siz akademisyen kimliğe de sahipsiniz bunun yanı sıra. Ümraniye Spor'la futbol oynadınız. Semtinizin takımıydı. Sonrasında şampiyonluk, önemli bir şampiyonluk. Onun öncesine gidersek İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şu anki adıyla Başakşehir'de önemli başarılar, Beşiktaş'ta, milli takımda. Sonrasında teknik direktörlük kariyeriniz ve akademisyen kariyeriniz ve üniversite kariyeriniz de var. Ve yabancı dil mezunusunuz. Boğaziçi'nden diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltin hocam. Bu noktada hocam futbolcularla bir avantaj sağladı mı size? Çünkü hem birincilikte hem de Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı çok çok fazla. Direkt onların duygularına hitap etme açısından. Yararları neler oldu? Şüphesiz yani sadece benim şansımla alakalı değil. Sonuçta Türkiye'de de artık baktığımızda takımlarda şu an itibariyle 14 yabancı müsaade ediliyor. Yani her takımda yaklaşık 13-14 yabancının bulunduğu futbol takımlarından bahsediyoruz. Bu da takımın evet, yarısı ediyor. Yarısı ve Türk oyuncuların da yaklaşık olarak yeni jenerasyonun %50'sinin de İngilizce bildiğini düşünürseniz gerek maç toplantılarını gerekse hemen hemen bütün genel toplu iletişimleri takımın çoğunluğunun anlayabildiği dilden kurabilmek her zaman bir avantaj. Bu da çünkü teknik adamlıkta bazen her ne kadar çok başarılı tercüman kardeşlerimiz çalışsa da kendi duygularınızı, hislerinizin bazen kelimelerle ifadesi zor oluyor. Onları birebir çevirebilmek çok zor. Direkt anlatabilmek, onların duygularına hitap edebilmek, net istediklerini net belirtebilmek o anlamda avantaj. Biz de evet, eğitimimizin verdiği bu dil bilme avantajını çok karşılaştık, kullandım. Beşiktaş Başakşehir sürecinde de, şu anki mevcut Ümraniye'de de, Kayseri'de de oyuncularla o anlamda birebir iletişim gerçekten önemli oluyor. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Recep Uçar. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Sohbetimiz devam ediyor. Hocam az önce kariyer planlamanızdan konuştuk. Süper Lig'de özellikle de Ümraniye Spor ve Kayseri Spor'da oynattığınız futbol yeni nesil futbol takipçileri ve kamuoyu tarafından büyük beğeni topladı. Süper Lig'i de takip ediyorsunuz. Süper Lig'in ilk 3 haftalık süreci geride kaldı. Bu noktada hocam yorumunuz nedir? Neler söylersiniz? Bir futbol sever olarak sizi tatmin etti mi oynanan oyun ve mücadele? Şöyle ki takımların birçoğu 4 haftalık süreç ama bazı takımlar evet. Gaziantep gibi örnek 2 maç oynadı. Kayseri 2 maç oynadı. Trabzon bildiğim kadarıyla 2 maç oynadı. Bazı takımlar 3 maç oynadı. Bazı takımlar 4 maç oynadı. Bir periyot. Transfer döneminin devam ettiği bir periyot. Cuma günü sona erecek. Birçok takım hatta gerek Avrupa'da transfer bitti. Ekonomik sebeplerden dolayı, biraz içinde bulundukları durumlardan dolayı çok transferler bu haftalarda oluyor. Her ne kadar sezon başı takımlar hazırlık periyodu geçirse de yeni katılan oyuncuların tekrar adapte olması, monte olması takımların normal %100 formuna ulaşmasını biraz etkiliyor. %100 manada ligde belki bundan sonraki süreçte devam edecekleri 11'leri bu haftalar sonrasında takımlar ulaşabiliyorlar. Onun eksikliğini yaşadık. Avrupa'da mücadele eden takımların da bazıları hissetti bunu. Lig genel anlamda oyun kalitesi anlamında çok yüksek başlamadı. Ama daha devam edecek, artarak devam eden bir şey var. Takımların dediğim gibi yeni katılan elemanlar, oyuncularla beraber
ben performanslarında biraz daha yukarıya artış olacağını düşünüyorum. 4 haftaya baktığımızda çok bizi şaşırtan bir takım oldu mu? Genel anlamda bir Fenerbahçe, Galatasaray geçen senenin zaten başarılı takımları. İlk iki bitiren takımı bu senede çok güçlendirdiler kadrolarını. Devam ediyorlar. İlk 4 haftada Fenerbahçe 10 puan, Galatasaray 9 puanla. Beşiktaş geçen senenin aksine daha iyi bir kadro oluşturdu ve oyun anlamında da teknik anlamda da uyumları çok pozitif gözüküyor. Havası çok pozitif gözüküyor. Şu anda inanılmaz iyi gidiyorlar. Bu sene Beşiktaş'ın geçen senenin çok çok üstünde puan tutacağını düşünüyorum. Çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor ligi her ne kadar çok iyi giriş yapmasa da onlar da ciddi transferler yaptılar. Teknik adam değişikliği oldu. Sevgili Abdullah Hocam oradan ayrıldı. Baktığınızda Şenol Güneş de yollarına devam edecekler. Trabzonspor'da da çünkü yeni bir oluşum var kadroyla beraber. Onların da ilerleyen haftalarda yukarıya bir imeleneceğini düşünüyorum. Başakşehir Ligi ve Avrupa'da çok iyi gidiyor. Çağdaş Hoca'yla beraber başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Onun dışında da baktığımızda ilk sene olmasına rağmen Arda Turan'lı Eyüpspor inanılmaz bir giriş yaptı. 8 puan almak yeni bir takım için çok kolay değil 4 haftada. Onun dışında da belki Samsun'un adını verebiliriz. Bu takımlar diğerlerine oranla daha iyi giriş yaptılar Süper Lig'de. Şu hafta 4 hafta itibariyle. Bence birçok takım dediğim gibi ciddi güçlendirmeler yapıyorlar kadrolarını. Özellikle bundan sonraki aradan sonra ikinci milli aradan sonrasında da herkesin tamamen kadrolarının şekillendiği, gerçek güçlerini sahaya yansıttığı bir lig, daha keyifli, daha oyun kalitesinin yüksek olduğu, seyredenlere daha çok keyif veren bir lig izleyebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Recep Uçar, sohbetimiz devam ediyor. Recep Hocam, Süper Lig'de çok önemli golcüler var. Osimhen, Icardi, Batshuayi, Galatasaray'ın forvetleri, Immobile, önemli bir transfer, Edin Dzeko, En-Nesyri. Bunlar dışında Simon Banza'yı da sayabiliriz. Trabzonspor'a transfer oldu. Paolo Nacho'nun da ismi Trabzonspor'la anılıyor. Bu oyuncuları düşündüğünüzde hocam, Recep Uçar'ın listesinde birinci sırada kim olur? Bu oyuncular arasında transfer listesinde kim olur bilmiyorum. Yani o çalıştığın takıma göre, hangi takımda görev oluyorsan ona göre değişir. Ama bunların hepsi baktığın anda birçoğu, Immobile olsun, Osimhen olsun, İtalya Ligi'nde gol krallığı yaşamış, Dzeko olsun. Çok gol krallığı yaşamış isimler. Dünya futbolunda çok önemli isimler. El-Nesri, Fas milli takımıyla gerek Sevilla'da yaptığı şeyler ortada. Aklımızda bu takımlarımız, dört büyük diye adladığımız takımların, Banza iyi bir oyuncu, Braga'dan aldıkları, Trabzon taraflarını seyredemedi ama baktığın anda yaş olarak da hem atletizm komple bir oyuncu. Trabzonspor mesela şu anki süreçte çok ciddi bir 9 numara eksikliği hissetti. Rapid ve oynadıkları diğer Avrupa Ligi müsabakasında, konferans müsabakasında yani ciddi bir santrafor eksikliği hissetti mesela. Yani ne kadar Enis'in zaman zaman performansı iyi olsa da. Ama bu saydığınız 9 numaraların inanın hepsi kaliteli isimler. Hepsinin de lige renk katacağını düşünüyorum. Yani ben biraz sadece şurası değil. Kulüplerimiz senelerdir hep ekonomilerden bahsediyoruz. Bu kadar birbirine yakın kalitede, seviyede oyuncunun bir takımında toplanmasının bazen handikaplar da oluşturabileceğini düşünüyorum. Onların sevk idaresi açısından da. Öyle bir zorluk yaşayacaklar. Eğer bunun üstesinden gelebilirlerse de bunların hepsinin kaliteli golcüler, önemli isimler olduğunu düşünüyorum. Hocam, milli takımla ilgili de çok kısa bir yorum alacağım. Vincenzo Montella ve milli takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 2 maçta 4 puan. Neler söylersiniz hocam? Şöyle yani bir kere şunu gerçek kabul etmek lazım ki Sayın Montella göreve başladığı anda milli takımımız için Avrupa Şampiyonası'na katılmak gerçekten bir başarı gösteriliyordu. Başarı ad edilecek bir şeydi ve bunu başardı. Milli takımımız oyuncularımızla beraber, teknikle beraber. Bence başarılı iş yaptılar. Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda başarılı geçen bir şampiyona, turnuvaya renk katan, ciddi takımların olduğu gruptan çıkıp daha sonrasındaki turlarda iyi oyunlar oynayan bir milli takım var. Zaman zaman oyun olarak eleştirsek de, eleştirilse de daha doğrusu, farklı oyunlar oynayabilen, iyi oyunlar oynadığımız maçların olduğu milli takım. Şimdi Milletler Ligi'ne de baktığımızda bir Galler deplasmanıyla başlayan bir süreç.
Evet. Oyunun son yarım saatlik bölümünü 10 kişi oynadık. Belki yarım saatten daha da fazla Barış Alper'in atılmasıyla. Oradan alınan bir puan ve çok coşkulu teknik direktörünün ilk maçına çıktığı İgaliler'e karşısında alınan bir puan bence değerli. Oyunun karşılığına da baktığımızda alınabilecek zaten maksimal bir puandı. O gün itibariyle ve onu almayı başardık. İzmir'deki maçta da en son sahamızda kazandık. Hak ederek kazanılan bir oyun. Kerem'in 3 golle yıldızlaştı. Oyun anlamında da iyi sinyaller veren, topa sahip olduğumuz, oyuna hükmettiğimiz, pozisyonlar ürettiğimiz, galibiyette sonuna kadar hak ettiğimiz bir oyun. Bence iyi gidiyor şu an itibariyle milli takım. Enerjisi de iyi. Gerek oyuncuların gerek teknikleri. Hatta ülkenin bu anlamda enerjisinin de olduğunu düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Umarım bu Milletler Ligi'nde de başarılı olup daha üst sorulara zorlayabiliriz. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Ve bir de hocam son olarak birçok takımla isminiz anıldı. Her değişimde bizler de basından takip ediyoruz. Az önce de zaten kariyer planlamanızı da ifade ettiniz. Direkt hocam Recep Uçar'ın tercihi Süper Lig olacak değil mi? Yani evet, şu an az önce de net ifade ettim bunu. Şu anki beklentim, amacım, hedefim Süper Lig'de başarılı olabileceğini düşündüğüm, dokunabileceğimiz, gittiğimiz zaman etki edebileceğimiz, bulunduğu konumdan daha yukarılara taşıyabildiğimiz, bileceğime inandı. Bir takımdan teklif almam durumunda elbette değerlendi. Ekibimizle beraber değerlendirdikten sonra görev almam şu anki en büyük arzum, isteğim, kariyer planlamamda şu an itibariyle bu şekilde. Umarım arzu ettiğimiz gibi, hayal ettiğimiz gibi, ümit ettiğimiz gibi bir takımla en kısa sürede anlaşıp bu ülkede doğan, büyüyen, futbol oynayan, antrenörlük yapan bir insan olarak da ülke futboluna sahip olduğumuz bilgi birikimimizde, edindiğimiz tecrübelerimizde aktarabileceğimiz bir takıma en kısa sürede anlaşmış oluruz. Bakalım, hep beraber bekleyip göreceğiz. Hocam yurt dışından da gelen teklifler olduğunu biliyorum. Hatta sizinle burada mı sohbet ederken bir arkadaşım mı söylemişti? Hırvatistan'dan bir teklif gelmişti. İmza aşamasında olmamıştı. Doğru mu hocam? Doğru. Evet. Sezon başı itibariyle görüştük. Ciddi, yani üst seviye, sadece menajerlik düzeyinde değil, yönetim başkanlık seviyesinde yaptığımız bir görüşmeyle Hırvatistan'ın büyük kulüplerinden birisi. Hajduk diyebiliyorum hocam. Doğru mu? Evet, Hajduk Spor takımıyla sezon başı. Çok önemli bir takım hocam. Evet, görüşmemiz oldu. Ciddi seviyede bir görüşmemiz oldu. Ama tabii biliyorsunuz, bir transferin tamamlanması için birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Son noktada olmayan bir transferdi. Ama benim de kariyer planlamam sadece bu sene açısından, ben bunu söylemiştim. Yurt dışında gerçekten daha önemli liglerde, önemli takımlarda sahne almak, kendi kariyerim açısından da planlamamın içinde olan bir şey. Umarım bundan sonraki süreçte, bu senenin sonrasında da yurt dışında ülkemizi önemli takımlarda görev alıp temsil etmek, başarılı olmak, Avrupa sahnesinde yer alabilmek de benim en büyük arzum, hedefimdir. Hocam inşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Hem ülkemizi, ülke futbolumuzu sevindirirsiniz hocam. Yurt dışında temsil edersiniz. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim sevgili Salim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Recep Uçar'dı. Sizlerden gelen sorular var. Fatih Öztürk transfer tahtasını sormuş. Net bir gelişme yok. Derfin Yunus'tan selamlarını iletmiş. Teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum soruları. Konya Spor'da gündem nedir demiş. Belal isimli arkadaşımız. Konya Spor'da gündem transfer. Bunu söyleyelim. Gündem transfer ve santrafor pozisyonu için arayışları devam ediyor. Bu noktada João Pedro ile de görüşmeler sürüyor. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.53.
Mesajlarını okuyamadım, dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. 13-14 arasında Radyo Spor'da Atilla Türker ve Mert Eram, sevgili dinleyenler, Markaş programında sizlerle olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.